hoş geldiniz. Bu videoda yine bir Ginepig videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Ginepig'imiz tüylerini kestim. Onu ayrı bir videoda bir daha çekeceğim. Onu çekmeyi unuttum. Şu an tüyleri gördüğünüz gibi etrafa yapışmış durumda. Bir banyo yaptırmak istedim arkadaşlar. Ben daha önce sık sık yıkarım Ginepig'imizi ama havalar çok sıcak malum. Yaz ayları. O yüzden ufaklığı banyo yaptıracağız. Size de nasıl yaptırabileceğinizi söyleyeyim. Bunlar direkt veterinerden öğrendiğim şeyler. İlk başta arkadaşlar kullanmamız gereken şey. Evet, buldum. Veteriner bana Arap sabunu önerdi arkadaşlar. Veya Ginepig'ler için özel şampuanlar varmış. Onlardan kullanabilirmişim. Ama ben Ginepig için özel şampuan bulamadım. Arap sabununu da yani ne bileyim yani gözüne falan kaçarsa yanar diye düşündüm. O yüzden bebek şampuanı kullanıyorum. Cilde hani biraz dikkat et, cildini kurutabilir dedi. Evet, şu an silkeleniyor. Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çok sık şampuanlamamaya özen gösterin. Zaten uzun tüylü bir hayvan olduğu için benimki sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Avcumuza çok az bir miktar şampuan aldım. Bebek şampuanı, göze kaçmayan, Dalin olabilir. Cansız baby olabilir. Şöyle arkadaşlar başlıyorum masaj gibi yapmaya. Özellikle çok dikkat etmeniz gereken şey hayvanın kulağına su kaçmaması arkadaşlar. Suyun da ılık olması, üşütmememiz lazım. Şöyle şampuanlıyoruz arkadaşlar. Kendisi çok çırpınacak. Bazen viyaklayabilir. Haberiniz olsun. Ama bir yandan da hoşuna gittiğini biliyorum. İçten içe her ne kadar. Özellikle kafaya dikkat edin bakın. Kulaklara su kaçırmıyoruz. Suya da tutarsanız hayvanı kesinlikle suyun ılık, ne sıcak ne soğuk, ılık ve kulağına kaçmayacağından emin oldum. Ben o yüzden çok suya tutma taraftarı değilim. Bakın şöyle köpürtüyoruz. Küçücük kaldı tüyleri gidince. Benimki zaten biliyorsunuz birazcık minyondu. Şöyle bacaklarını şampuanlayalım. Yalayabilir arkadaşlar. Ayaklarını şampuanlıyoruz. Yalayabilir bu şampuan, hani bebekler de yalayacağını düşündüğünüz için. Bir zararı olacağını düşünmüyorum. Böyle popo, karın. O bölgeler özellikle çok pisleniyor. Hani idrarı falan filan bulaşıyor. Çok silkelenmesen keşke ufaklık. Yani ben bazı videolarda görüyorum hayvana eziyet eder gibi şey yapıyorlar yani. Tamam, bazen taramak falan zorlu bir süreç ama hayvana da eziyet etmemek gerekiyor. Sonuçta korkarsa iyi olmaz. Şöyle iyice her yanını sabunladık arkadaşlar. Sonra şu suya bir daldırıyoruz. Tamam. Bu suyla bir ovalıyoruz, bu pis suyla. Pis derken yeni koydum da saçlı yani. Şey oldu, tüyler oldu bakın. Sonra bunu böyle bir tutalım 2 dakika. Suyu boşaltalım. Yerine yenisini koyacağız şimdi. Böyle böyle. Hayvanın suyun altında kalmamasına da dikkat edin. Kocaman kocaman leğenler kullanmayın o yüzden. İyice şöyle köpürtüyoruz. Bakın. Çıkmaya çalışıyor ama çıkamayacaksın. Daha önceden daha alçak bir kap kullanıyordum. Ondan hemen kaçıveriyordu. Şimdi birazcık ufak ufak suya tutsak sorun olmaz. Siz görüyor musunuz? Sizi de şöyle gösterelim. Suyu böyle elinizle bir kontrol edin. Hop 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 hop. Tepiniyor. Şöyle. Tamam. Şşşt. Kızarım bak. Tırnaklarım da uzamış. Onları da bir videoda keseriz diye düşünüyorum. Seviyorsun.
musun şimdi? Yalan söyleme yani. Hiç. Canın acıyormuş falan filan. Bakın nasıl yatıyor arkadaşlar. Siz de umarım rahat görebiliyorsunuzdur. Şöyle bir sabunu gitsin iyice. Tamam. Şşt. Tamam. Tamam, az kaldı. Tamam, tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani çok sevmiyor. Ama gerekli yani. Bazıları çok eziyet haline getiriyor bunu. Hayvan orada çığlık atıyor. Bildiğiniz ki hani hamamdaki tellak gibi keseliyor. Öyle de olmaması lazım tabii. Bakın şimdi nasıl mutlu olacak, bakın. Şöyle bebek gibi tutun. Karnına su gelmesini seviyor tabii kendi de. Ama nedense arka sırtına gelince hoşuna gitmiyor. Şşş, tamam. Biraz da şu tarafına tutalım. Kafasını sabit tutun, bir anda musluğun altına girer, kulağına su kaçar. Ben ona uğraşıyorum şu an sabah beri. Tamam, bitti bitti bitti. Arkadaşlar böyle koyuyoruz. Şşt, tamam tamam. Kaçma. Böyle koyuyoruz. Tabii bu hayvan böyle üşür. Bunu bir havluya saracağız. Sonra kurutma işlemlerine başlayacağız. Buna bir tane havlu bulayım. Gel. Gel kızım. Şöyle havluya oturttuk. Buna böyle sarınca zaten kafasını çıkarsın. Şu şekil götüreceğim. Videoya orada devam edeceğim arkadaşlar. Bu atlamasın diye. Tekrar merhaba herkese. Gürültü için herkesten özür dilerim. Şu an gördüğünüz gibi uyku çadırında dinleniyor banyo sonrası. Üşümesin diye buna koyuyorum. Bu böyle pofidik bir şey, bayağı üşümüyor. Şimdi biraz bunda hayvan şey olduktan sonra, hani kendini toparladıktan, sakinleştikten sonra saç kurutma makinamız lazım ama bunu en soğuk ayarda çalıştırmamız lazım ki hayvan ısınıp yanmasın böyle sıcaktan. Ben bu süreci birkaç defa uyguladım, hani bir sıkıntı yaşamadım. Şimdiden gürültü, kuşların gürültüsü ve makinanın gürültüsü için özür dilerim. Siz izleyin, ben başlıyorum ufaktan. Şöyle makineyi bir ayarlayın. Tamam, en soğukta. En soğukta şu an, evet. Bir dakika. Tamam, bu en soğuk. Alalım ufaklığı. Gel 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 gel. Korkuyor. Normal korkması. Bir iki dakika duralım şöyle. Ben bunu çıkartayım. Şöyle tutalım. Siz de umarım görüyorsunuzdur, görüyorsunuz. Tamam. Yere çok tutarsanız çok ısınabilir. O yüzden
böyle gezdiriyoruz. Karnına gelince hoşuna gidiyor ama öyle de bir durum var. Şu an sakin. Sırtından hoşlanmıyor genelde. Böyle aslında uyuşsuzlandığına bakmayın, o da seviyor. Şöyle altına bir havlu koyayım ki daha çabuk kurusun. Bir yandan sevin, bir yandan bir şeyler de verebilirsiniz yiyeceği. Hamster gibi oldu iyice. Tüylerini tamamen kuruyacak diye bir şey yok. Yani böyle bayağı nemli kalabilir. Hani ona yapacak bir şey yok. Zaten biraz yazın bunu yapmamızın sebebi serinlemesi. Havlu ısırıyor şu an. Tüyleri böyle kısa kısa daha iyi oldu. Böyle daha ferah olur onun içinde. Karnı biraz ıslak, karnını kurutalım. Tamam, dur. Gördüğünüz gibi şu an acı çekmiyor, viyaplamıyor. Çünkü hem böyle oynata oynata tutuyorum makineyi, hem de soğuk, yani çok sıcak bir ayarda değil, rahatsız etmeyeceğini düşünüyorum onu. En son bir de tarayacağız. Taramak gerçekten çok sıkıntılı. Tararken çok bağırıyor. Şöyle iyice. Taramakta şöyle iyi, tüylerin etrafa dökülmesini engelliyor. Dökülecek tüyleri rahatça topluyorsunuz. Onun için ama evcil bir hayvan tarağı alsanız daha iyi olur. Bende o şekilde tarak var. Onunla tarayacağım. Daha önceki bir kutu açılış videomda vardı o tarak, hatırlarsınız belki. Şurada bir tutam kalmış, onu da kesmeyelim, öyle kalsın, ne yapalım artık. Şu an büyük oranda kurudu, karnı ıslak, karnına iyice tutalım. Kafayı kaldıralım. Tamam, şu an iyi gibi. Evini de koyalım şöyle. Minderini de koyalım evine. Dur dur, öyle girme, minderini koyacağım. Tamam, şimdi girebilirsin. Şu an evinde bekliyor. Bu arada bir tüyo vereyim size. Kafesini de temizlersiniz. Temizlerseniz bu süreçte daha zor pislenir kendisi de. Hani kafesi de temiz, şimdi siz temizlendikten sonra pis bir ortama gitseniz hiçbir anlamı kalmaz. O şekilde düşünebilirsiniz. Tarağımız bu arkadaşlar. Bu gerçekten çok kızdığı bir süreç. Ginepikler çok sevmiyor taranmayı ama gerekli, bura fırça gibi yani. Bu çok gerekli değil, bu kısmı gerekli ama kesinlikle canının acıdığını düşünmeyin. Bağırabilir. Normal bağırıyor. Böyle kafasından... Bir dakika, siz şu an görmüyorsunuz sanırım. Evet, bağırıyor. Tamam. Tamam. Bastırmadan yumuşak yumuşak tarıyoruz ama niyeyse bağırıyor. Sevmiyor çünkü. Ama böyle çok daha bakımlı olacak. Tamam. Az kaldı. Yamuk yumuk makasla kestiğim çok belli oluyor. Makinayla da yapmak istemedim yani. Çok korkar çünkü. Tamam, dur. Şöyle kafasını da tarayalım. Yanakları da açacağız. Sırtı birazcık daha tarayalım. Tamam. Görenler de bir şey var sanacak. Halbuki hiçbir şey yok yani. Şu an mızmızlanıyor. Bazıları büyüyünce tek hani
alıştığını söylüyorlar ama küçük güneşliklerin çoğu böyle. Şu an beni ısırmaya çalışıyor mesela. Ama ısrarla tarayacağız yani mecbur. Onun da yapacağı bir şey. Kendi de farkında ama işte debeleniyor. Size şöyle son halini bir gösterelim. Biraz zor bir video oldu. Farkındayım. Şöyle. Tüyleri kesilmiş. Yeni banyodan çıkmış. Bakımlı bir ginepik. Şimdi kafesine koyalım. İzleyin. Buradaki... Evet şu an gördüğünüz gibi tribe maruz kalıyorum. Niye efendim? Saçını kestik. Banyo yaptırdık diye. Küstü. Ama yemeğe dayanamıyor işte. Bize poposunu döndü böyle. Yemeğini yiyor. Gelmez de şimdi o büyük ihtimal. Gel. Yo geliyor geliyor. Gel. Gel. Gel hadi gel. Yok yok bozuk biraz o. Küs bize. Neyse artık yapacak bir şey yok. Gönlünü alacağız. İllaki. Ama size tavsiyem banyodan sonra güzel bir kurutma ve temiz bir kafese koymanız gerekmekte. Bunu unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup da videoma like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.